Evet. Saat 12.30, 11.30'da şeye girdiydik. Türkiye gümrüğüne, yani Bulgaristan'ı bitirdiydik. Yani bir saat falan sürdü. Biraz önümüzde bir Sivaslı kardeşim vardı. Ondan biraz sıkıntı yaptılar ama yine de şey yaptı, yani başarılı. Ve çok ilginç bir şey anlattı bana. Hemen geldi. Benden büyük bir abimizdi. Dedi ki ben, dedi, 24-25 sefer, dedi, arabayla geldim, dedi. Ben ne yapmak istediklerini biliyorum, dedi. Yani orada pislik ya da problem yapmak istiyorlar gibisinden, ama o da sabırlı bir şekilde bekledi. Ondan sonra pasaportlarını getirdiler. Ondan biraz uzun sürdü. Yoksa kalabalık falan değildi. Yani iyiydi. Biz de Türkiye'ye girdiğimiz için Türkiye türküsünü söyleyelim dedik. Ömer Faruk'la beraber. Bakalım becerebileceğiz mi? Hadi bir başlat, bir bakalım. Başvurmuşum Türkiye mi yoluna? Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm. Türkiye'm, hey 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 hey. Mavi boncuk takışına
sonlandıracağız şimdi ama ufak bir şey daha anlatmak istiyorum. Eğer bu videoyu Türkiye'deki kişiler izlerse, biz Avrupa'da yaşıyoruz. Yani biz sizden daha çok Türk'üz. Yani Türkiye'yi, devletimizi sizden belki daha çok seviyoruz. Haberlerde, sanal alemdeki haberlerde Avrupalılarla ilgili bir haber çıktığında ben özellikle onların yorumlarını okumaya çalışıyorum. Bakıyorum, devamlı yorumlarını okuyorum. Ve o yorumları okuduğumda çok üzülüyorum. Yani bizlere o kadar bir hainlikle bakılıyor ki, kinle, nefretle şey yapıyorlar. Yani onları okudum mu ben o insanların Türk olacağına ben inanmıyorum. Yani Türk ve Müslüman olacağına inanmıyorum. Onlar bizi Avrupalı olarak kin kusuyorlar. Yani onları ben buradan kınamak istiyorum. Belki bir aracılık olur yani bu yayında. Yani sadece o yorumlarla falan değil. Trafikte aynı şekilde yabancı plaka, gurbetçi gördükleri zaman onları öldüresiye böyle üzerlerine gitmeleri ve onlara nefretle yaklaşmaları, herkesin de değil ama tabii bazı kişilerin, bu çok zorumuza gidiyor. Yani sadece benim değil, bütün Avrupa'da yaşayan Türklerin zoruna gidiyor. Tekrar diyorum, ben zannetmiyorum, onların Türk olduğunu ben inanmıyorum. Yani bunu da bir evet, videomuzu sonlandırıyoruz. Sağ salim geldik vatana. Bu vatan hepimizin. Deyip kapatıyoruz. Yine geri dönüşte tekrar buluşmak üzere. Her yılki gibi. Gerçi bir yılda 3-4 defa arabayla fırsat oluyor, geliyoruz. Ama daha fazla geliyoruz memleketimize. 7-8 sefer. İnşallah devletimiz böyle devam eder. Güçlü bir şekilde. Yıkılmaz. Daha güçlü olur. Biz de gururla göğsümüz gere gere bu memlekete geliriz.